Yani şimdi denize giriyorsun ya ve bir garip yüzüyorsun. Hadise ya. İnanılır gibi bir şey değil. Köpekten korkar mısın? Valla korkuyorum. Yani onu ben anladım. Hani sokak köpekleri bazen gerçekten hani kafamda o sırada kuruyorum. Yanından giderken şöyle bir ısırmaya kalksa falan filan. Aslında korkmaya köpek hissedermiş biraz. Hisleri çok kuvvetli olduğu için sen nasıl davranırsan o da sana öyle davranır. Ama bazı türler var ki zaten yasak hem üretimi zaten hem Ebru. Yetiştirilmesi yasak. Evet. Alınması yasak. Ama beslenmesi yasak. Sokak içinde bu şekilde başıboş bırakılması tamamen yasak. Bir para cezası var ama bu köpekler can alabiliyor. Hı hı. Ama bu denizde can alabilir mi? İnanılır gibi değil bu hikaye gerçekten. Soru işaretleri gerçekten var burada, bir izleyelim. Kesinlikle. Ben buradan adalet istiyorum. Ben buradan başka anaların canları yanmasın istiyorum. Denizde yüzen oğluna pitbull saldırdı. Kolundan ısırılan genç denizde boğularak can verdi. Bu köpekler salınmasın. Bunlar böyle serbest gezmesin. Bunlara bir ceza verilsin. Ciğer param gitti. Gitti. 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan, iki arkadaşı ve bir de pitbull cinsi köpek de serinlemek için Pendik sahile geldi. Üç arkadaş denize girdi. Eğlence olsun diye beslenmesi ve dolaştırılması yasak olan pitbull'la denizde oynamaya başladılar. Pitbull köpekleri varmış. İki taneymiş. Bunlar pet şişe atıp geri çıkarıyorlarmış. Oğuzhan Doğan'ın iki arkadaşı serinledikten sonra kıyıya çıktı. Hem Oğuzhan hem de pitbull cinsi köpek denizdeydi. Yüzmeye devam ediyorlardı. İşte ne olduysa o anda oldu. İddia göre o pitbull cinsi köpek denizin ortasında Oğuzhan'a saldırdı. Bırak gel, al bunu. Al. Sağ kolunda diş izleri var. Göğsünde tırmalamalar var. Denize saldırmış. Bu kolunda da bayağı bir yara var. İddia göre arkadaşları Oğuzhan yerine köpeği denizden çıkardı. Köpeğini alıp oradan karaya çıkartıp eve götürüp bırakıp kaçırıyorsun oradan. Sizin çocuğunuz nerede o sırada? O denizin dibinde. O diğer iki kişi gelmişler, dalmışlar, çıkaramamışlar. Daha sonra buradan vatandaşı biri de atlamış Oğuzhan'ı kurtarmak için. Deniz polisi geldiğinde çok geçti. Kıyıya genç adamın cansız bedeni çıkarıldı. Ailesinin Oğuzhan'ın ölümüyle ilgili bazı şüpheleri var. İşte o şüphelerden birisi özellikle komut verilerek köpeğin Oğuzhan'ın üstüne yönlendirildiği. Bir olayın içerisinde kasıt olduğunu düşünüyoruz. Yani köpek yeni mi tanıyor? Neden gidip ısırıyor? Büyük bir ihtimalle birisinin komutuyla gitti. Gereken neyse o yapılacak. Suçlu varsa suçtu. Açığa kavuşması neden oldu? Ölümü neden? Kasıt var mı yok mu? Oğuzhan öldü mü? Öldürüldü mü? Polisin incelemesi sürüyor. Allah'ım ne kadar acı. Yani o ailenin, o babanın, o dayının, annenin. Ya hiç anlam bir çok soru var. Duygu durumunu düşünebiliyor musun? Yani evlatlarını kaybediyorlar. Ve denizde bir köpek tarafından, vahşi bir köpek tarafından ısırılarak ve ya da boğularak var yani. Evet, çok ve kasten yaptırıldığını düşünüyorlar. Komut var deniyor yani. Olabilir mi böyle bir şey? Demek yani, ki hani bir husumet falan mı var acaba yani arkadaşlar arasında para pul, bu kadın kız hadiseleri falan yani filan ben yapmadım ya. Köpeğimi öldürdü. Belli ki bir hani ailenin iddiası biraz da o yönde yani hani bir de öldürüyor, boğuyor köpek ama köpeğin peşinde gidiyor köpeğin sahibi. Yani diğer çocuğu rahmetliği çıkarmayı diyelim. Yani düşünmüyorlar hiç, çıkarmıyor denizden. Hiç yani. Direkt refleksi köpeğe yönelik oluyor. Garip bir hadise yani öldü mü, öldürüldü mü soru bu. Ve bir taraftan da bak hayvanların korunmasının kanununun 12. maddesinde yer alan ifadeler. Mesela bu pitbull terrier cinsi köpekler bir de Japanese Tosa. Artık öyle herhalde. Çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez. Evet. Ama ben sokakta görüyorum pitbull dolaştıranları. Ve üretilemez ve satılamaz ibaresi ile pitbull beslemek yasak deniliyor ki pitbull hadisesinde çok fazla can kaybı söz konusu oldu. Ve her seferinde bir şey yapılamadı anladığım bir kadarıyla. Bir şey yapılamıyor mu? Yani bunun acaba satışı yasaksa bu köpekler nasıl alınıyor? Yani değil mi? Yani el altından yasaklara karşı gelen kişi 7802 lira para cezası ödemek zorundadır. Az bir para değil. Değil. Yani her yakalandığında sen pitbull bu hayvan evin içinde yaşamıyor. Dolayısıyla bunu günün belli saatlerinde köpeğin ihtiyaçları için dışarı çıkarıyorsun. Yani vatandaş bu konuda duyarlıdır, korkan vardır. Özellikle bildiğim kadarıyla çocukları da sevmiyor bu pitbulllar. Özellikle çocuklara saldırma konusunda şeyler ve hani bu tarz köpeklerin böyle ağızlarına bir kafes takarlar biliyorsun sokakta falan yürürken. Çok güçlüler değil mi? Güçlüler. Çok güçlüler yani. Ve yani hani sahibinden başka kimsenin de sözünü dinlemiyorlar bildiğim kadarıyla. Yani, bu da garip bir durum yani denizin ortasındasın, komut.
Yani hani bunu da nasıl açığa çıkaracaksın ki, çok acayip yani. Çünkü iki kişiler, bir de köpek var. Hani husumet var mı yok mu? Vallahi hani hep beraber göreceğiz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin gencecik bir can. Evet, hani Dalyan gibi genç kardeşlerimiz. Ve ailenin iddiaları da mühim. Göreceğiz hep beraberce. Gencecik bir can. Geçmiş olsun, Allah'tan rahmet eylesin. Diyelim. Ne var?